Sen uyumadın mı hala? Ailesi. Umut'a mı üzülüyorsun hala? Sen nereden bilebilirdin böyle olacağını? Bilemezdim Şebnem, evet. Ama kendimi sorumlu tutuyorum. Hidayet Hanım bana çok güvenmişti. Ailesi. Sen doğru olanı yaptın. Tamam. Üzme kendini. O kadar tatlı, o kadar masum bir çocuk ki. Ya başına gelenleri düşündükçe çok üzülüyorum. Babasını görecek diye çok mutluydu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu çocukta kendi küçüklüğünü görüyorsun. O yüzden böyle için titriyor. Belki de öyledir. Ya Allah'ım, ne olur başına bir şey gelmiş olmaz. Ailes. Ailes. Bak bana. Merak etme. Sele korur oğlunu. Tamam. Merak etme, bir şey olmayacak. Yakında her şey düzelecek. Ne yapacaksın? Peşimde birileri var. Polis bir yandan, onlar bir yandan. Bizim burada kalmamız sıkıntı. İlk defa mantıklı bir şey söyledin. Ama işte nereye gideceğiz? Polis her yerde beni arıyor. Para pul desen yok. Aslında benim bir arkadaşım var. Organik tarımcı. Her cuma Sakarya'ya gidiyor kamyonetiyle, çiftliğine. Acaba diyorum, ben onunla konuşsam, siz de kamyonetle gitseniz nasıl olur? Yani kabul eder mi ki bizi? Tanımıyor, etmiyor sonuçta. Yok, o dert değil, ben konuşurum. Gitmişken de aslında biraz düşünürsün, ne yapacağına karar verirsin. Hem o sırada da çalışırsın, para biriktirirsin, biraz yardım edersin arkadaşıma. Ha? Niye yardım ediyorsun ki bana? Çünkü yolumdan çekilmen lazım. Senin yüzünden Erol'u dışarı çıkarmıyorlar. Ve benim artık zamanım kalmadı. Belli ki abimi tehdit ediyorlar. Yani suçu üstlenmesi için. Ve kabul etmek üzere. Gerçekten zamanım kalmadı. Seninle uğraşamam artık. Konuş arkadaşınla, yarın çıkalım. Süper. Hemen arıyorum. Meryem. Hı. Pek belli etmemeye çalışıyorsun ama sen iyi birisin. Bence sen herkese çok çabuk güveniyorsun. Umut, hadi babacığım, sabah oldu. Birazcık daha yasal babacığım. Umut. Oğlum sen yanıyorsun. Derece var mı? Olacaktı, dur. Dur bakalım babacığım. Al. Dur bakalım babacığım. Derece ya. Çok yüksek. Tamam babacığım, tamam. Geçecek babacığım. Geçecek babacığım, geçecek. Hastaneye gitmemiz lazım. Oldu. Davetiye de gönder istersen.
Gider gitmez yakalarlar seni kapıda. Oğlumun hayatını tehlikeye atamam. Bir saate arkadaşım da gelecek. Başka şansınız yok. Ne yapacaksın? Biliyorum, biliyorum da ne yapayım? Hastaneye gitmemiz lazım. Ama ben çok üşüyorum. Tamam, tamam babacığım. Geçecek babacığım. Tamam, geçecek. Bir doktor tanıdığın falan yok mu? Telefonunu versene. Alo. Ana benim. Neredesiniz? Umudum iyi mi? Ana iyi değil. Ateş çok yüksek. Üşüttü galiba. Ne yapacağım bilmiyorum. Hemen hastaneye gidin. Çabuk. Hastaneye gidemem. Oğlum nasıl gidemezsin? Gidemem işte ana. Şu senin tanıdık doktor vardı. Onun adresini versene bana. Hidayet Hanım. Kadir Bey oğlum. Ne yapacağımı bilemedim. Hayırdır? Sero. Bir haber mi aldınız? Tamam. En doğrusunu yaptınız. Siz hiç endişelenmeyin. Merak etmeyin. Bana adresi verin hemen. Hı-hı. Tamam. Ben size haber vereceğim. Tamam. Ne oldu? Sero. Oğlu hastalanmış, hastaneye götürüyormuş. Ne yapacaksın peki? Gidip onu sağ salim polise teslim edeceğim. Ben de geliyorum. Hayır, bu sefer değil. Ya geleceğim Kadir. Aylis seni tehlikeye atamam, tamam mı? Dikkatli ol. Savcı Hanım, Selo'nun nerede olduğunu biliyorum. Yanında oğlu da var. Tamam, ben size adresini mesaj atacağım şimdi. Dayan babacığım, dayan. Az kaldı, az kaldı. Gideceğiz şimdi. Az kaldı. Arkadaşımla konuştum. Bir iki saat daha bekleyecek sizi. Merak etme, yetişeceğiz. Babacığım, gideceğiz şimdi doktor amcaya. Doktor amca seni güzel iyileştirecek. Sonra da çiftliğe gideceğiz. Çiftlikte bir sürü inekler varmış, kuzular varmış. Kuzuları seversin orada, tamam mı? Çiftlikte olur mu? Olmaz olur mu? Bir sürü civciv varmış orada. Sen yeter ki bir iyileş, sonra gideceğiz o çiftliğe. Söz. Hadi biraz daha hızlı, biraz daha hızlı. Tamam, tamam. Birader boşuna bas tutturma, ileride kaza olmuş. Hop arabayı bıraktım burada. Çocuk var, tamam. Çocuğu bırak, teslim ol. Tamam, tamam. Babacığım. Tamam. Çocuğu bırak, teslim ol. Tamam. Tamam, tamam, bırakacağım. Umut.
Babacığım inmen lazım, tamam. Baba anne kuzuları sevecektik, civcivleri sevecektik. Tamam, seveceğiz babacığım. Söz seveceğiz, söz her şey yoluna girecek, tamam. Şimdi inmen lazım babacığım, tamam. Baba dur gitme, ne olur gitme. Çocuğu bırak teslim ol. Savcan ne olur izin verin çocuğu ben alayım. Çocuğa zarar gelmesin. Tamam. Durun. Tamam baba. Durun. Kadir Bey, yalvarırım doktora götür onu, hasta. Evet. Yalvarırım. Baba, ne olur gitme. Her şey yere girecek babacığım. Baba! Geleceğim babacığım, geleceğim. Dur, ne olur gitme baba. Gideceğiz o çiftliğe. Çocuğun çok ateşi var. Onu doktora götürmem lazım. Çok ateşi var. Siz geçin. Ben doktor beye haber veririm hemen. Baba. Annem istiyorum. Tamam şimdi doktor amca gelecek, iyileşeceksin. Hiçbir şeyin kalmayacak. Tamam mı Umut? Ne olur bırakma beni Kadir amca. Babam gelene kadar ne olur bırakma beni. Bırakır mıyım oğlum? Buradayım merak etme sen. Bırakmayacağım seni. Sen korkuyor musun yoksa? Biraz ateşin var diye alamayacaksın herhalde. Ağlamam, hiç ağlamam. Aferin sana. Ağlarsan babam üzülür. Umut iyiydi ona. Söylemem merak etme. Canavar gibiydi diyeceğim, tamam mı? Konuş polislerle, annesi gitti de babasını bırakın de. Tamam. Tamam oğlum. Tamam söyleyeceğim. Tamam. Arımın nesi var? Bilmiyorum ki. Anacığım. Bak kahvaltıda da bir şey yemedin. Yani hepimiz üzülüyoruz da böyle aç açığa olmaz ki.
Ana. Bana bak, senin bir şey oldu da bize mi söylemiyorsun anacığım? Ben bir şey yaptım İsmet. Ne? Selo aradı. Umut hastalanmış. Bizim doktorun adresini istedi. Nerede şimdi? Doktordalar mı? Bilmiyorum. Kadir Bey'e haber verdim. Polise söylesin diye. Şimdiye yakalanmışlardır belki. Ben kendi oğlumu ihbar ettim İsmet. Evladımı ihbar ettim ben. Tamam babaanne, tamam. Ne olur hadi. Tamam babaanne, ne olur tamam. Ben bunları da mı yaşayacağım? Gel, gel. Ay otur, ben otur, ne otur, yaptım tamam. Ya? Tamam. Evet, serum etki eder şimdi. Ateş düşürücü iğne de yaptım. Zaten ateş de yavaş yavaş düşmeye başladı. Peki niye çıkmış ateşi, nesi var? Yani basit bir soğuk algınlığı. Bu yaştaki çocuklarda bu ateşlenmeler normal. Merak etmeyin, kısa sürede iyileşir. Serum bitince gidebilirsiniz. Sağ ol, çok teşekkürler. Artık eve gidelim Kadir amca. Tamam, gideceğiz. Serum bitsin, gideceğiz. Doktor amcayı duydun. Siz amcası mısınız? Yok, hayır. Bir aile yakınlarıyım. Anladım. Çok geçmiş olsun. Ben reçeteyi hazırlatıyorum. Siz çıkarken alırsınız. Tamam, sağ ol. Tekrar çok geçmiş olsun. Bana ne olmuş? Hiçbir şeyin yok. Sadece biraz ateşin çıkmış. İyileşeceksin. Serum bitince de gideceğiz, tamam mı? Tamam. Zaza. Alo Kadir Bey. Ya Umut iyi mi? Selo. Evet. Selo'yu polisler aldı. Umut da ateşlenmiş. Onu şimdi hastaneye getirdim. Durum iyi şimdi. Az sonra eve getireceğim. Peki Kadir Bey. Sağ olun. Ne olmuş, ne diyor? Umut iyiymiş. Doktordalarmış şimdi. Ay şükürler olsun ya Rabbim. Selo peki? Selo'yu polisler yakalamış anne. Emniyete gidiyorlarmış. Yürü Zaza. Oğlumu göreceğim. Ana. Ana. Bak ben gideceğim, sen gelme. Bu kadar üzüntüye kalbin dayanmayacak sonra, lütfen. Oğlumu göreceğim dedim Zaza. Nezahat, hemen bir çanta hazırla Selo'ya. İç çamaşırı, pijama koy kızım. Tamam baba. Anne, yapma bak. Gideceğim dedim Zaza, bitti. Yürü hazırlan. Abi. Anamı tanımıyorum oğlum. Gideceğim dedim, gider tutamayız ki. Sen gelmiyor musun? Yok, benim işim var. Sen gidince haber ver. Tamam. Cemal Bey, Selo yakalanmış. Ne? Nasıl, nerede? Güzel, güzel. Tamam İsmet. Ne oldu Cemal? Selahattin yakalanmış. Öyle mi? Nerede yakalanmış? Çocuğu hastalanmış, doktora götürmek için annesini aramış. Annesi de Kadir'e söylemiş, Kadir de polise haber vermiş. Çocuk iyi miymiş peki? İyileşecekmiş, doktordaymış. Çok iyi. Her şey yoluna gitmeye başladı. Şimdi Erol, önce savcıya gidip aynı şeyleri tekrar edeceksin. Sonra Selahattin'in silahıyla vurduğunu söyleyeceksin. Ve bu iş artık bitecek. Eğer böyle bir ifade verirsem, kaç yıl yatar içeride? Öldürmeye teşebbüsten en az 5-6 yıl.
Hadi gidelim bitirelim şu işi. Bu konu kapansın artık. Haklısın baba. Bence de bu konuyu kapatmanın vakti geldi artık. Umut. Çıkalım mı? Verelim. Beni babama götür. Seninle sahile gidip biraz konuşalım mı? İster misin? Hadi bakalım. Evet, bir süre babandan ayrı kalacaksın ama bu geçici bir süre. O gitti yani, o bıraktı beni. Hayır, hayır. Tabii ki de bırakmadım. Elinde olsa hep yanında olurdu senin. Artık onun yokluğunda bir süre birbirimize arkadaşlık edeceğiz. Babanızın yokluğunda size ben yardımcı olacağım Umut Efendimiz. Ben babamı istiyorum. Babam gelsin. Bak, evet bir süre babandan ayrı kalacaksın. Ama onu ara ara görmeye gidebiliriz. Hatta ona mektup da yazabilirsin. Ama ben mektup yazmayı bilmiyorum ki. Beraber yazarız. Ne dersin? İstemiyorum. Umut. Umut. Gel bakayım buraya. Gel. Sen babana şu an kızgınsın. Ama onu zamanla affedeceksin. Nereden biliyorsun? Çünkü benim de babam benden çok uzak. Ve onu çok özlüyorum. Ve onu özledikçe onu affedeceksin. Ve o dönünce de boynuna kocaman sarılacaksın. Ne zaman dönecek? Göz açıp kapayıncaya kadar dönecek. Tamam mı? Ailes. Kadir. Ben daha fazla bekleyemedim. Yani haber verecektin, onu da vermedin. Ne oldu? Of, ne olmadı ki? Selo'yu polisler kıstırdı. Alıp götürdüler. Umut da hastalanmış, ateşlenmiş. Doktora götürdüm. Şimdi nasıl? İyi, üşütmüş biraz. İyi şimdi, iyi. Tamam o zaman, ben geliyorum. Hem şirketten de çıktım. Moral de olmuş. Neredesiniz siz? Baba. Eve geçiyoruz. Oraya gelirsin şimdi. Umut. Umut! Kadir. Kadir, ne oluyor? Umut yok. Umut! 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 Alice, Umut'u arıyorum. Yanımdaydı. Birdenbire kayboldum. Tamam, sakin ol. Ben geliyorum şimdi. Konum at bana, tamam mı? Tamam. Konumla gideceğiz. Ben size haber vereceğim, olur mu? Biraz daha hızlı gidebilir miyiz lütfen? Avukatın var mı? Yoksa isteyelim. Gerek yok. Bak, burada vereceğin her ifade hakkında mahkemede delil olarak kullanılır. İstemiyorum avukat filan. Zaten ne işe yarayacak ki? Karar çoktan verilmiş. Bak Selahattin, benim görevim gerçekleri öğrenmek. Kararı mahkemede hakim verecek. Öğrenecek bir şey yok. Vurdum adamı.
Cezam neyse de çekerim. Neden vurdun peki? Öyle icap etti. Gerçekleri söylemek senin yararına. Karının ölümüyle bir ilgisi var mı? Benim şu an umurumda olan tek bir şey var. O da oğlum. Başka hiçbir şey umurumda değil. Umut! Lacivert Mutlu, 6 yaşında bir çocuk, gördünüz mü? Yok, görmedim. Aman Allah'ım. Umut! Umut! Pardon, 6 yaşlarında lacivert Mutlu bir çocuk, gördünüz mü? Yok, görmedim. Umut! Burası. Teşekkür ederim. Kadir! Umut yok. Umut yanımdaydı. Ayriz yanımdaydı. Yanımdaydı, bir anda kayboldum. Ben ona bir şey olduysa kendimi affetmem. Tamam tamam, sakin ol. Buralardadır zaten, çok uzağa gitmiş olamaz. Beraber arayacağız, tamam mı? Ayriz iyi değildi, hiç iyi değildi. Sürekli baba baba diye ağlıyordu, bilmiyordum. Kadir tamam, sakin ol. Bak beraber arayacağız, tamam mı? Kendini suçlayıp durma, hadi. Tamam mı? Hadi. Pardon, burada 5-6 yaşlarında şu boylarda. Çocuk gördünüz mü acaba? Yok, görmedim. 6 yaşlarında şu boylarda bir erkek çocuğu arıyorum. Gördünüz mü hiç? Hayır, görmedik. Umut! Siz gördünüz mü burada bir çocuk şu boylarda? Lacivert montlu. Yok, görmedim. Umut! Baktım, oralara baktım. Tamam. Bu taraflara da baktım, yok. Çok uzağa gitmiş olamaz yani. Umut! Erol, oğlum. Konuştuklarımızı sakın unutma. Sen suçsuzsun. İfade verirken gözlerini savcıdan ayırma. Kendinden emin ol. Telaşlanma. Bu iş burada bitsin. Ona ne olacak? Sana ne ondan? Cezasını çekecek. Erol, oğlum toparla kendini. Toparla. Burada yapacağın tek bir hata hepimizin felaketi olabilir. Anladın mı beni? Anladım. Sen, annen, hepimiz bu işin içindeyiz. Erol, bak. Bak, sonuna geldik oğlum. Bu kabus bitecek. Hadi. Usta, usta biz küçük bir çocuk arıyoruz, 5-6 yaşlarında. Lacivert bir mont var üstünde, gördün mü hiç? Babasını arayan çocuk mu? Evet. Evet, nerede? Bizim Hüseyin paçasına yapıştı baba baba diye. Sonra baktı kim, sağa sola baktı, kimse yok. Şu çay ocağına polis aramaya gittiler. Eyvallah usta, gel. Üzülme tamam. Polisi arıyorum şimdi, seni götürürler.
Umut. Umut. Umut, beni çok korkuttun sen. İyi misin? Göz açıp kapayıncaya kadar babam gelecek demiştin. Geldi sandım. Çok korktum. Çocuk çok korkmuştu. Biraz sakinleşsin diye bekledim. Tam polis arayacaktım ki siz geldiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Önemli değil. Gel. Gel. Teşekkürler. Hak ettiğini buldun. Uzun süre çıkamayacaksın o delikten. Göreceksin sen. Göreceksin. Lütfen. İki dakika konuşsun. Yaşlıdır. Daha zor geldi. Lütfen. Tamam, çok güzel. Oğlum. Ben yaptım. Ben ihbar ettim seni. Affet oğlum. Affet. Hakkını helal et. O nasıl söz anam benim? Hakkım sana helal olsun. Sen hiç üzülme, olur mu? Umutuma iyi bak yeter. Gözün arkada kalmasın. Oğlum. Oğlum, yeterli. Annem tamam. Hanımefendi lütfen. Selam. Annem tamam. Selam. Hanımefendi lütfen. Selam. Selam. Kardeşim, gözün arkada kalmasın. Selam. Umut bize emanet. Daha önce de söylediğim gibi. O gün Cem eve hiç gitmedim. Hastaydım. Yatıyordum. Annem de evdeydi. Ayrıca doktor raporu da var. Müvekkilim aynı ifadeyi kaçıncı kez veriyor? Niye amaçlıyorsunuz anlamıyorum. Sadece anlamaya çalışıyorum. Neyi savcım? Selahattin'le Erol arasındaki husumetin sebebi ne? Sanki karısının ölümünden Erol'u sorumlu tutuyor. Sayın savcım, hatırlatmak isterim ki o olayın sorumlusu şu anda cezaevinde. Zanlısı. Evet, biliyorum Cemal Bey. Bu adamın seninle ne alıp veremediği var Erol? Seni neden vurdu? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Ne işi vardı evde? Bakın savcı hanım, hastanede verdiğimiz ifadede de söylediğimiz... Okudum Cemal Bey. Çok içmişsin, hiçbir şey hatırlamıyorsun. Öyle değil mi? Yoksa hatırlamak mı istemiyorsun? O gün ne oldu Erol? Selahattin neden geldi? Ben çağırdım. Hadi Umut, Ayza ablanı geçeceksin. Hadi. Ya haksızlık, ikiye bir ama.
Uçur beni. Ben kazanacağım. Uçtu uçtu, Umut uçtu. Uçur. Uçurdum. Geldin mi? Çok güzel geldi. Senden çok güzel bir baba olacak. Yaşayıp göreceğiz. Anneleri sen olduktan sonra gerisi kolay. Ama unutma, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kadir amca, hadi ne bekliyorsunuz? Sen ne an oraya çıktın? Ya haylaza bak, gözünü ayırmaya gelmiyor. Hadi gelin. Sen acaba şu 5 meselesini birazcık mı düşünsen? Hadi 3 olsun senin hatırına. Hadi gel. Gel. Kalacağım seni aşağıda. Gel bakalım. Bak. Aferin. Kadir, yavaş diyorum. Bak yaran yeni daha. İyiyim de, iyiyim de. Hadi bir daha çık. Hadi gel, gel. Kocaman bir öpücük alayım ben. Kocaman bir öpücük. Oh. Hoppa. Erol Bey, neden çağırdınız Selahattin'i eve? Amacım kavga etmek değildi. Karısını benim öldürdüğümü düşünüyordu. Gazetedeki haberleri okumuş, inanmış. Beni takıntı haline getirmişti. Sokağa çıkamaz, dışarıda yürüyemez hale geldim. Anlayacağınız, canımı tak ettim. Siz de devletin polisi, savcısı dururken Selahattin eve mi çağırdınız? Kavga etmeye değil, yüzleşmeye çağırdım. Dediğim gibi alkollüydüm. İş çığırından çıktı. Tartışmaya başladık. Sonra? Sayın savcım, müvekkilim çok yoruldu. Kısa bir ara versek diyorum. Hem tam da iyileşmedi. Bana gayet iyi gözüktü. Ama bir soralım. Erol Bey, ifade vermeye devam edebilecek durumda mısınız? Gayet iyi. Lütfen devam edin. Bitsin bu. Buyurun, dinliyorum sizi. Tartıştınız. Sonra ne oldu? Alkolün de etkisiyle iş büyüdü. Bu arada savcım, benim de silahım vardı. O gün ben de silahlıydım. Nereden buldunuz silahı? Ruhsatınız var mı? Benim ruhsatlı silahımı almış. Peki ilk kim çekti silahı? O çekmiş. Size değil, Erol Bey'e sordum. Evet. Benim niyetim ateş etmek değildi. Ben sadece korkutmak istedim. O da korkup silahını çekince... Sizi vurdu. Anladım.